Memnun oldum. Ben de. Buyurmaz mısınız, bir çay ikram edelim? Teşekkür ederim, başka zaman. Aa, başka zaman mı var evladım, buraya kadar gelmişiz. Anne, çok önemli işim var. Biraz beklesin evladım, ne olacak? Bir çay tutsa tutsa kaç dakika tutacak? Anne. Hadi. Anne, telefonum. Canım, bırakma, kaçacaksın. Neredeyse ulaş. Mutlaka konuşmam lazım. Ben bekletemem. Başkandan kesin talimat var. Savcılığa sevk edeceğiz. Tamam Abdüley. Alper. Savcılığa çıkarsam sen bittin koçum. Sana da başkanına da bu keyfi yaşatmazlar. Gel. Efendim, Polat Alemdar'a ulaşamıyorum. Yapacak bir şey yok Alper. Ben konuştum savcılıkla. Serbest bırakmayacaklar. Tutuklanacak Ahmet Serkanlar. Biraz geciksek efendim, problem olur mu? Olur. Bekleyemeyiz Alper. Bir an önce adamları savcılığa götürün. İşte Ebru öğretmen. Bu güzel kızım olmasaydı, bu zor zamanlarda Ali'nin durumu ne olurdu hiç bilmem. Ali o kadar akıllı ki bize bir şey bırakmadı. Kendini iyi etti. Arkadaşları da ona iyi geldi. Ebru da zannedecek ki senin dilin yok evladım. Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Aa, madem siz konuşuyorsunuz, ben bir Ali'ye bakıp geleyim. Anneniz çok şeker. Buradaki bütün herkes ona hayran. Bize Ali'nin hikayesini anlattı. Çok etkilendik. Annem iyidir. Bütün anneler gibi. Hı hı. Sizin? Ailem Ankara'da. Ben okul için geldim. Sonra ne kadar dil döktülerse de dinlemedim. Burada kaldım. Neden? İstanbul'u sevdim. Çay için teşekkür ederim. Ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. Ben sizi geçireyim. Abdüley. Ne demek savcılığa götürüyorlar Abdüley? Kapat, başkanı arıyorum. Ahmet Serkan'ı kaybetmek istemezdim.
Ama bu kadar da akılsızlık yapacağını tahmin edemezdim Zekim. Konuşamayacak hale getirin. Efendim, Ahmet Serkan konuşmaz. Ahmet Serkan Muğru'yu da kaptırmazdı Zekim. Böyle bir riski göze alamayız. Emredersiniz efendim. Baskı var Polat. Aldığımız adam sıradan bir adam değil. Ayrıca ne fark eder bir saat önce ya da sonra? Başkan, aynı anda hem Muro'yu hem Ahmet Serkan'ı yola çıkardığımda en azından risklerini ikiye bölüyordum. Şimdi ikisi de ayrı ayrı İskender'in tehdidi altında. Güvenlik önlemi aldık. Peki, umarım bir sıkıntı olmaz. Çocuğum. Kızım, ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık teyzeciğim. İlk başlarda hiç konuşmayı sevmez. Yeni tanıdıklarına karşı mesafelidir. Ama bir yakınlaştı mı açar yüreğini. Doğrudur. Akşama kimseye sözün yoktur inşallah. Bizi yemeğe alalım seni. Rahatsız etmeyeyim. Aa, ne rahatsızlığı kızım. Zaten biz bize olacağız. Polat'ın gelip gelmeyeceği bile belli değil. Peki. Geç kaldık Kazım, niye uyandırmıyorsun? Uyandır diye bir şey demedim abi. Kazım, uyuyakalmışsın, bahane uydurma. Yer miyim? Gazete çıkacaktı. Almadın mı Kazım? Abi gelmemiş. Unuttum demiyorsun da gelmemiş diyorsun. Peki yer miyim? Efendim? Tamam. Tamam.
Abi Muro'yu ne yapacağız? Bekleyeceğiz Abdülay. Eğer Ahmet Serkan'lara bir şey yapacaklarsa biz şimdiden aradan Muro'yu götürürdük savcılığa. Riske edemem Abdülay. Sen bilirsin abi. Abi nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Beğendin mi abi yengeyi? Annemi mi aradın Abdülay? Yok abi, ben merak ettim. Sen mi merak ediyorsun Sultan mı Abdülay? Sultan'la ne alakası var abi? Abi aslında konuşmak istiyordum seninle geniş bir zamanda ama konuyu açtığın iyi oldu. Dinliyorum Abdülay. Abi bizim bir yakınlaşmamız oldu. Beklenmedik şekilde gelişti. Abdülay nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi sen ortada yoktun. Konuşabileceğim kimse de yoktu. Abdülay bu Cevat'ın karısı. Ayıp mı günah mı abi? Cevat öldü. Ayıp da değil, günah da değil de Abdülay. Her şeyin bir yolu orada mı var? Abi bir anda gelişti. Yok Abdülay. Bir anda gelişmez böyle işler. Hiç bana anlatma. Tamam abi. Bitiririm olur biter. Ne demek bitiririm? Abi bu işin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Açıkçası hiç istemezdim bu duruma düşmek. Kimse de istemezdi ya. Ama ister kader de ister gönül, kızın kocası benim yüzümden öldü. Acıdığın için mi berabersin? Hayır. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, kararsızım. Kız ne düşünüyor? Tabii böyle gizli saklı olmasından çok rahatsız. Evlilik düşünüyor yani. Herhalde. Kocasıyla ilgili durumu konuştunuz mu? Yok abi. Niye? Eski defterleri açmak istemedim abi. Ciddi bir şey düşünüyorsan bunu konuşman lazım Abdülay. Yok ciddi bir şey düşünmüyorsan kızın buradan ayrılması lazım. Ben böyle bir şeye müsaade etmem. Abi hayatım boyunca yalnız yaşadım. Takılmak haricinde hiçbir kadınla yakınlaşmadım. Ama Sultan onlar gibi değil. Farklı. Kafam karışık. Senden fikir almak istedim. Ne haber Sultanım? Hoş geldin abi. Kim var ustanın yanında? Abdülay abi. İyi. Çay versene Sultan. Sultan buraya gelmene ilk başta en gıcık olan bendim ama... şimdi iyi ki varsın da karnımızı doyuruyoruz. Sağ ol abi. Bize bacı lazım Kazım, bacı. Hanım değil. Usta sinirli mi? Yok abi, niye? Bekledi diye. Ne zamandır burada? Sabah erken geldi.
Sonra çıktı, yeni geldi. Nereye gitti? Nazife anne bir kız gösterecekmiş. Ona bakmaya. Sana kim söyledi? Abdüley. Abdüley, her işe karışırım, gönül işine karışmam. Verdiğim bir karar varsa sadece destek olurum. Abi, ben akıl ver diyorum. Gönülün akılla ne işi var? Seviyorsan sonuna kadar git. Abi, bizde evlilik nasıl olur? Bu konuda tecrübeli değilim. Bir şey söyleyemem. Bir sıkıntım da bu konu dalga mevzusu olsun istemem. Bunu istemiyorsan arkadaşlarınla konuş, onlara duygularını anlat. Memati abi ne der? Bilmem, ona sor. Kız görmeye gitmişsin usta. Sen nereden biliyorsun Memati? Burada konuşulan her şey mutfakta usta. Ne iş Abdüley? Bir otur Memati, bir otur. Sultan ben abiyle konuşurken duymuş. Onu demiyorum Abdüley. Ne iş? Ben sultanı seviyorum. Ne demek lan seviyorum? O nasıl laf Memati? Usta, bu sultan kim? Bizim rahmetli Cevat'ın karısı değil mi? Abdüley nasıl Cevat'ın karısını sever? Bak sen söylüyorsun rahmetli diye Memati. Cevat öldü. İyi o zaman. Abdüley ölmemi bekleme. Gamze boşta. Hadi git takıl. Ben seni arayıp yola çıkman gereken zamanı söyleyeceğim koç. Gir, al altına arabayı, şarampolden aşağı yuvarla. Tamam Zeki abi. Az yiyin lan. Niye başkanım? Benim pazarlık gücümü düşürmeyin. Başkanım pazarlık yapacak gücümüz mü var? Ellerindeyiz zaten. Peki ellerinde olan kim? Biz başkanım. Sizi çıkartın. Ben. Yani yakın siyasi tarihin en önemli liderlerinden biri. Ulan benim ölüm de dirim de pazarlık konusudur. Ben değerliyimdir. Yıldırım yeme o zeytini. Başkanım bir parça da salın. Gerçekten siz de dayanamazsınız. Kamera var oğlum, yiyemiyorum. Başkanım nerede kamera var? Her yerde olabilir çatır. İyi adamlara benziyor başkanım. Alemdar Polat ve ekibi.
Sanki böyle ezilen halklara hizmet ediyorlar gibime geliyor. İki buçuk zeytine satma kendini çatın. Satma. Sen ne çözümleme yaptın başkanım? Ben bu mebusluk meselesini ciddi ciddi konuşacağım. Eğer bu ülkede barış, kardeşlik, hakça ve onurca paylaşım gerçekleştirilecekse bu bensiz düşünülemez. Ben bunun gerçekleştirileceği her safta yer alırım arkadaş. Çıkarmadınız mı lan bunların çekirdeğini? Ben çıkartayım başkanım. Danışmanımsın Çer. Sağ ol başkanım. Of of. Abi sen bana nasıl böyle bir şey dersin? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Seninle benim durumumla Cevat'ın durumu aynı mı? Tanımam etmem. Bir hukukum yok. Adam yaşarken sultanı gördüğüm yok. Beğendiğim yok. Sevdiğim yok. Böyle bir niyetle ofiste çalışmasını istediğim yok. Var ya da yok. Sen böyle bir şey yaparsan ben burada çatışmaya gidecek adam bulamam. Millet demeyecek mi arkada bıraktıklarımıza böyle mi sahip çıkıyorlar diye? Onu diyecek ahlaktaki bir adamla çatışmaya gitme Memati. Bu alemde kol kırılır, yen içinde kalmaz usta. Yanlış kaynar. Bu hatayı Kazım yapmış olsa ya kovarım ya da kafasına sıkarım. Sen hislerinle konuşuyorsun. Kendi duygunu benim mevzuma karıştırıyorsun. O ne demek lan? Ben sultanı hem seviyorum hem onunla evlenmeyi düşünüyorum. Sen evlenmeyi düşünebileceğin birini mi sevdin ki benim yaptığıma yanlış diyorsun? Sana mı soracağım lan kiminle evleneceğimi? Bana sormayacaksın. Gidip Fuat Tamer'e soracaksın. Gazetelerde boy boy. Gel buraya, gel! Memati, Abdülay! Yapmayın. Ne dediğini bilmiyorsun. Abdülay, Memati. Pişman olmayın. Git. Bırak usta, bırak. Ne oluyor Kazım? Ne bileyim abi? Kazım. Abi ne oldu? Olmayan bir şey vardı, o da oldu Erhan. Kadın yüzünden birbirimize girdik. Aynı kadını mı sevmişler abi? Yok Erhan, yok. İkisi de olmayacak kadını sevmişler. Kimin telefonu bu? Abdülbey'in. Alper arıyor. Bak. Alper, Erhan ben. Abdülay yok. Polat abimin karşısındayım. Abi Ahmet Serkan diye birinin arabasına kamyon çarpmış. Polat Bey geliyor mu? Geliyor. Gel Zeki, gel.
Efendim, Ahmet Serkan komada. Emrederseniz komada işini bitirelim. Komadan çıkamaz, ölürse mesele yok. Ölmezse komada düşünecek bol vakti olur. Elbette bir ders çıkarır. Sen zekanı Muğru'yu halletmeye ayır Zekim. Peki efendim. Nasıl oldu Alper? Her zamanki numara. Kamyon konvoya girdi. Ahmet Serkan'ın arabasını altına aldı. Adamın durumu nasıl? Asu Hanım başında. Şimdi gelir bilgi vermek için. Yaşadığını öğrenince özellikle buraya getirdim ki en azından kontrolümüz altında olsun. İyi etmişsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Asu Hanım. Nasıl hastanın durumu Asu Hanım? Durumu ağır. Beyninde tahribat var, çarpışma sonucu oluşan. İyi olur mu olmaz mı Asu Hanım? Şimdi söylemenin imkanı yok. 48 saat bekleyeceğiz. Burada bırakmış telefonunu. Çıkmak için izin isteyecektim. Çıkıp nereye gideceksin Sultan yenge? İkinize de bir çift lafım var. Hiç demiyorsunuz ki bu çocuğun morale ihtiyacı var. Gidip iki dedikodu paylaşalım, moral verelim. Çekindik abi. Sen seviyor musun hakikaten Abdül'ü? Evet. Bak, baştan söyleyeyim, çok çapkındır. Ne? Şaka şaka. Abdülhamid'in hiç öyle huyları yoktur. Tek kusuru ketum olmasıdır. Paylaşmaz. O kadar ki arkandan biri sıkacak olsa arkana bak demez. Memati abi çok mu kızdı? Aşk meşk işleri Memati abiye göre değil. Anlayamıyor. Kafası almıyor. Herkes dört dörtlük olmak zorunda değil. Şerefsiz. Bu dünya harbi yuvarlakmış Kazım. Ne yuvarlağı? Top, top. Aramadı Bulut. Demek ki daha görmedi. Ararsa ara gülüm. Bulut ne araması? Memati beni bıraktı. Gamze, boş boş konuşma. Bu alemde hiçbir şey bırakılmaz. Hele de kadın. Şimdi kapatmam lazım. Bu ne lan? Sana ne? Ne demek sana ne? Otur, anlat. Anlatacağım bir şey yok. Doğru mu değil mi? Özel hayatım seni ilgilendirmez. Gamze, röportaja gelmedim, kemiklerini kırmayayım. Sana dedim ki dayanamazsın. Sana dedim ki bana bunu yapma, kaldıramazsın. Ben sana seni seviyorum dedikçe sevme dedin, geçtin. Geçtim gülüm, geçtim. Senden vazgeçtim. İnadıma yaptın, öyle mi? Sen öyle zannet. Hı.
Ben zannetmem gülüm. Emin olurum. Bundan sonra dışarı adımını at da göreyim. Ne yapacaksın? Evden çıkmayacak, eve kimse girmeyecek. Biraz rahatsızım. Başka zaman buluşalım. Doktor göndereyim. Büyütecek bir şey değil. Şekerim, hakikaten büyütecek bir şey değil. Bunların gazetesi iki güne batar. Baksana. Ne kadar kalitesiz kağıda basmışlar. Sen moralini bozma. Hadi canım. Hadi öperim. Öperim. Ben demin konuştum, iyiydi. Bozmuşsundur kızın moralini. Al. Şimdi de benim moralim bozuldu. Neredesin Bulut? Biraz rahatsızım ortak. İyi. Adresini ver. Ben seni gelir iyi ederim. Sana da bulaşmasın ortak. Bulut. Memati. Bugün seninle hiç görüşüp moralimi bozamam. Gazete için arıyorsan o gazete bizim değil, kaçkarların. Gördüğün gibi şerefsizlik etmişler. İftira mı diyorsun ortak? Ben hiçbir şey demiyorum ortak. Kız ne diyor? Geliyorum ortak. Bu konuyu seninle konuşacağız. Fuat Bey. Hemen gitmeniz gerekiyor. Gideyim ben Gamze'yi göreyim bari. Kıza canım sıkıldı. Fuat Bey, bu ara kimseyi görmeseniz, hatta mümkünse güneş gözlüğü takın da kimse sizi görmesin. Mesele Fuat meselesi değil Yıldız. Kaçkarlar benim aileme saldırma cüretini nereden buluyorlar? Mutlaka karşılık verilecek. Ne yazalım İnci Hanım? Alman ajanı mı diyelim? Adamın bir açığı yok ki. İlla açığı mı olması lazım? Açık yaratın. Profesör falan nedir bunlar Yıldız? Tıp dergisi mi çıkarıyoruz? Halkın umurunda mı rektörlük seçimleri? Magazin koyun sürmanşete. İnci Hanım, hocamız bize her zaman lazım. Ben kaçkarlara bir açık bulurum. Siz benim hocama karışmayın. Türkiye'de üç cübbeyi dikkate alacaksınız. Kürsüdeki hocalar, kürsüdeki hakimler ve kürsüdeki imamlar. Sizi rektör olarak görmek istiyoruz. Hocam, beni düşünmeniz büyük onur. Ama beni kimse seçmez. Seçerler, seçerler. Hocam, doktora tezim sıkıntılı. O zaman ailevi problemlerim vardı, hızlı çalışmak zorunda kaldım.
İntihalinizden haberim var. O işin teferruatı. Rakiplerinize konuşacak done vermekte hiçbir beis yok. Siz bize kimin güçlü olduğunu söyleyin yeter. 3 aday var kuvvetli. Sevilen hocalar. Bizim sevmediğimizi herkes sevmiş. Ne önemi var? Lan Yıldırım. Şu Fıkra var ya hani, çocuk gidiyor babasına diyor ki baba 5 lira versene. O diyor hani, ben çok gülüyorum oğlum ona. Hangisi başkanım? Lan demiyorum baba. Polat Alemdar geliyor. Yolun sonuna geldin Murat. Ben öyle düşünmüyorum. Senin ne düşündüğün umurumda değil. Bir kere de bizim şu düşüncemize önem verseniz. Muro, bu hayatta doğru düşündüğün bir tek şey söyle. Halkımız eziliyor, yalan mı? Halkımız. Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin bu coğrafyada yaşayan ezilmiş insanlarımızdan bahsediyorum. Sen bu ezilmiş halkına şimdiye kadar nasıl hizmet ettin? Bilinçlendirdim. Şiddet kullanarak mı? Bize başka bir yol bıraktınız mı? Şimdi bir yol koyacağım önüne hizmet etmen için. Devlete mi? Bak, itirafçılık diyorsan ben o işte yokum. Hayır, millete hizmet edeceksin. Alemdar Polat, sen bu teklifini şahsi teklif olarak mı yapıyorsun, yoksa bir kurum adına mı yapıyorsun? Şahsım adına yapıyorum. Benden başka güvenebileceğim bir kurum var da ben mi bilmiyorum Muro? Senin gibi bir egemen gücün bu halkın derdine düşmesini ben anlamadım. Niye halk için mücadele ediyorsun? Ben insanımızı seviyorum. Ben bu toprakları seviyorum. Bu topraklara ait her şeyi seviyorum. Bu topraklarda yaşayan insanların hem kendi topraklarına hem bütün dünyaya önemli değerler ürettiğine inanıyorum. Mesela? Barış. Milletimizin en büyük özelliği birbirini kesen insanlarla dolu olan bu coğrafyaya barışı getirmesidir. Adaleti getirmesidir. Eskiden de onlar. Şimdi niye o barışı göremiyoruz bu topraklarda? Nerede adalet? Sen söyle. Emperyalizmin çocuklarının bu topraklarda egemen olması ne barış bıraktı ne adalet. Emperyalizm halkımızın taleplerini küçümsedi, aşağıladı, yok saydı. Buna direnenleri de işkencelerde inim inim inletti. Peki senin bu konuştuğun dil emperyalizmin dili değil mi? Bu jargon halkımızın jargonu mu? Muro, emperyalistler yönetenleri nasıl kullandıysa senin gibi garibanları da öyle kullandı. Ben başka bir seçeneğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Başkanım, Alemdar Polat beyefendi bir dinleyebilsek, tam bir açılım yapıyordu kendisi. Bu topraklarda herkes ezildi Muro. Herkes baskıya maruz kaldı. Herkes yanlış anlaşıldı, küçümsendi. Müslüman diye aşağılandı. Vatanını seviyor diye aşağılandı. Özgürlük istiyor diye aşağılandı. Kürt diye aşağılandı, Alevi diye aşağılandı. Bunlar projeydi Muro. Bunlar senin emperyalist dediklerinin tuzağıydı. Bu tuzakları İskender gibi derin çeteler kurdu. Ama bizim milletimiz o kadar büyük ki hiç kimse ağlamadı. Hiç kimse şikayet etmedi. Hiç kimse Washington'dan, Brüksel'den, Moskova'dan medet ummadı. Arada sırada canına tak etti, silaha başvurdu yanlış olduğunu bile bile.
Ama o silahı üretenlerin de, silahı itenlerin de onlardan olduğunu gördü. Örgütte yok mu Muro? Washington'dan, Brüksel'den, Moskova'dan emir alan. Olmaz olur mu ya? Eğer olmasaydı, herkese karşı duran, en çok da İskender gibi derin çetelere karşı duran, dik duran Muro burada olmazdı. Bakalım ne kadar dik duracaksın Muro. Ne yapmayı planlıyorsun? İskender'i de çetesini de yok edeceğim. Ben İskender'in oyununu bozdukça o yapmaması gereken eylemlere giriyor. Sen de bu eylemlerin ya içindesin ya etrafında. Yani? Seni mahkemeye çıkaracağım. Gizli tanık olarak bütün bildiklerini anlatacaksın. Tabii ki tarihe tanıklık etmek lazım. Ancak halkıma hizmet etmenin yeni yöntemleri konusunda çok kafa patlattım. Ve bunların hiçbirinin yolu cezaevinden geçmiyor. Direkt mebusluk işini iletsek başkanım. Plase olarak belediye başkanlığı da olabilir. Tercihen metropol. Ama çok sıkıştık, polde neden olmasın. Pol derken çatın? Oo hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuncay Bey. Buyurun lütfen. Hocam nasıl gidiyor adalet süreci? Ben de onun için geldim Tuncay Bey. Çok aşağılık bir durumla karşı karşıyayım. Hayırdır hocam? Eğer rektör adaylığında ısrar edersem aileme ve bana İstanbul'u dar edeceklerini söylediler. Korkunç iftiralarda bulundular. Kim hocam? Bazı arkadaşlarımla haber gönderdiler. Son zamanlarda tehdit mektupları da alıyorum. Ve açıkçası bu işte ısrar etmeye niyetim yok. Vazgeçeceğim. Hocam, neredeyse listeden birinci çıkmanız garanti. Köşkten de veto yemezsiniz. Bu makamdan vazgeçilir mi? Bu yaştan sonra ne kendimin ne de ailemin üzülmesini istemiyorum. Hocam, bu konuyu araştırmak için bana birazcık müsaade eder misiniz? Belki bir hal çaresi bulabilirim. Beni nasıl açığa alırlar kumandanım? Şimdilik açığa aldırdık. Daha sonra meslekten atacağız. Emekli olmama müsaade edin. Hayır. Can güvenliğin için bu şart. Yoksa Polat Alemdar seni de şifre edecek. Kumandanım, ben bu onursuzluğa tahammül edemedim. Sizinle aynı düşüncede hizmet eden ama ordu içinde yer almayan bir sürü insan var. Ve hepsi de onurlu. Ayrıca siz bizim için önem taşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Önem atfettiğiniz için ama ben ne yapabilirim ki bu saatten sonra? Güvenlik şirketlerinin başına geçeceksin. İlhan abi. Bana haber ulaştırdınız ama bir şey çıkmadı o işten. Muro hala Polatların elinde. Adliyeye götürülmedi. Bilmiyorum. Ben size bana iletileni ilettim. Yeni öğrendim Kenan. Çok üzüldüm. Ben de emekliliğimi istemeyi düşünüyorum. Şu anda Polat Alemdar'ın yanındayım. Onun da haberi var. O da çok üzüldü. Eğer vakti varsa buyursun gelsin Kenan Yarbay. Bir çayımızı içsin diyor. Tamam bekliyoruz. Geliyor. İyi. Onlardan olan adamı açığa almazlar Polat Alemdar. Ben bir şey demiyorum İlhan Yarbay. Sadece görelim diyorum. Onlardan mı değil mi görelim. Yahu sen ne inanıyorsun gazetecilere Memati? Bilmiyor musun bu alemi? Meşhurlar birbirine selam verir, gazeteciler onu abartır. Fotoğraf var. Ben istesem kimlerle seni yan yana koymam ki?
Çağır Fuat Tamer'i, konuşacağım. Ortak, ben 35 senedir Fuat böyle konuşamıyorum. Sen nasıl konuşup anlaşacaksın? Gülüm, çağır, içimizde kurt kalmasın. Şimdi konuşacaksın adamla, aklına kurt düşecek bu kız kim diye. Halbuki gazeteyi bile görmemiştir o. Emin misin Bulut? Bak bir şey çıkarsa. Efendim usta. Neredesin Memati? Bulut'la konuşuyorum usta. Ne konuşuyorsun Memati? Bizim ortaklık meseleleri usta. Çıkarım şimdi. Bekliyorum Memati. Tamam usta. Bu mevzuyu daha sonra konuşacağız ortak. Konuşalım ortak. Kazım, koş, petek patladı. Şekerim, madem hastasın niye böyle incecik çıktın sokağa? Fuat, ne olur git. Şekerim, ne oldu? Sana yalvarıyorum, git, git. Abla, bunun için tamirci çağırmak lazım. Çağır o zaman Kazım. Ben de bir leğen bulayım. Tamam abla. Şekerim, gel bakayım buraya. Sen evli misin? Evet. İyi. Al bunu götür. Eşinle evlilik yıl dönümünde içersiniz. Sağ ol abi. Hadi. Geçmiş olsun. Hakikaten üzüldüm. Devletiniz sağ olsun. Buyurun. Sadi Paşa'nın katilini bulamadılar. Faturayı bana kestiler. Katil ellerinde ama hala İskender'e bir şey yapamıyorlar. İskender'in işini bitireceğim. Bütün açıklarını bilen adam elimde. Bugünkü kaza Ahmet Serkan mıydı neydi? Müdür. O da bu işle bağlantılı. Evet. O da İskender'in marifeti. Ama ben Murat'ı savcılığa götürürken onlar yanlış arabayı takip ediyor olacak. Herhalde Polat Alemdar korktu. Murat'ını deliğinden çıkarmadı. Bir süre daha çıkarmasa iyi olacak. Sizin davanız bitene kadar. Ne zaman çıkarır bilemem hocam ama benim için fark etmez. Her halükarda aleyhimde konuşamadan ölecek Muru. Yarın Polat Muru'yu adliyeye götürecekmiş. Kenan mı iletti size? Evet. Hocam, siz de adliyeden teyit ederseniz ona göre söyleyeyim, hazırlık yapsın çocuklar. Benim de sizden birkaç ricam olacak. Buyurun. Rektör adayımızı biliyorsunuz. Biliyorum. Diğer adaylar için harekete geçmemiz gerekiyor.
Bir adayı kumandanım irticacı diye fişleyecek. Diğer aday biraz çapkınmış. İlişkileri yalçın yıldızın kulağına gitmiş. Gazeteye koyayım mı diye sordu. Koy dedim. Dünyanın her yerinde öğrencisiyle beraber olan profesör haberdir. İnsanlar çocuklarına emanet ediyor. Hocanın yaptığına bak. Öğrenci derken o da öğretim üyesi. Öğrencisi değil mi? Öğrencisi. Diğerini tehdit etti çocuklar ama... Mesele onun tehdit edilmesi değil, lehimize geri çekilmesi. Herkes onu destekliyorken, o bizi desteklerse biz seçimi alırız. Onu da Zeki halleder. Zahmet ettiniz. Afiyet olsun. Evlilik nasıl gidiyor Ali Bey? Evlilik iyi gidiyor da ben iyi gitmiyorum. Bu nasıl oluyor? Ben çok sıkıntılar çektim. Gençliğimde hiç mutlu olmadım. Hep ezildim, horlandım. Böyle yaşarken sevmeyi, sevilmeyi unuttum. Ama bir gün bu hemşire hanımla karşılaştım. Onunla olmak bana huzur verdi. Hı hı. Ve onu sevdim. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiydim. Gözüm ondan başka bir şey görmez oldu. Mutluluğum devam etsin diye evlenme teklif ettim. Hı hı. O da kabul etti. Gerisini biliyorsun. Ne var bunda? Ne güzel işte, evlendiniz. Her ikiniz de sorumluluk üstlendiniz. Sorumluluğunuzun bilinci içinde evliliğiniz devam ediyor. Ediyor. Benim sağlık sorunlarım var. Sanki Allah beni cezalandırıyor. Sence her hastalanan Allah tarafından cezalandırılıyor mu? Herkes değil de... Geçmişte yaptığım çok hatalar var. Öyle düşünme. Sen hepsine tövbe ettin. Hayatına yeni bir sayfa açtın. Hem Allah... Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Kanser hastasıyım. Günlerim sayılı. Bu üzüntüm yetmezmiş gibi yeni bir haber aldım. Bir çocuğum olacakmış. Sevineyim mi, dövünüp çıldırayım mı? Bilmiyorum. Elbette sevineceksin. Bundan daha iyi bir haber olur mu? Allah size en güzel hediyeyi veriyor. Ama ben çok yakında öleceğim. Hastalanmadan önce ölüm senden çok mu uzaktaydı? Ölümün avcılık yaptığı bu dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yok. Ancak kararlar için zamanın var. Sen ailenle ilgili iyi kararlar almalısın. Şimdiye kadar kendin için yaşadın. Şimdiden sonra onlar için yaşamalısın. Düşüncede kararlı olmak güzel. De iş yapmaya gelince insanın içine kuşku giriyor, pişmanlık giriyor. Hayatımızda kuşku ve pişmanlığa yer yok. Yaptığımız her şey kendi kararımız ve kendi sorumluluğumuzda. Ölüm her an peşimizde, pusuda.
Siz evlenirken birlikte karar aldınız değil mi? Evet. Hem de çok isteyerek. Öyleyse aldığınız bu kararın sorumluluğunu da yüklenmeniz gerekir. Hayatta aldığınız bu karar uğruna ölmeye bile hazır olmalısınız. Zaten öleceğim. Öleceksen bile önce kararınızı gerçekleştirmeye çalış. Bak, ailenize yeni bir hayat katılıyor. Sen henüz onun yüzünü görmedin. İnanıyorum ki çok güzel bir bebek olacak. Ve siz onu çok seveceksiniz. Ben ölümden bahsediyorum. Sen hayatta. Ölüm yok olmak değil, bir hayat değişimidir. Yeni bir hayata geçmektir. Senden sonra evladının bu dünyada güzellikler yapmasını istemez misin? Hiç ümidim yok. Ümit var olmalısın. Çünkü ümit var olan insanın karşısına farklı fırsatlar çıkar. Bir çocuğun olacak olması senin için büyük bir şans. Bunu fark eder ve büyük bir ümitle ona ve geleceğine odaklanırsan, ben hastalığını bile yeneceğine inanıyorum. Sen çok iyimsersin. Benim sıkıntılarımı göremiyorsun. Hayır. Sen iyimser yaklaşmadığın için güzellikleri göremiyorsun. Ümit zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldıran bir güçtür. Usta, operasyonu bana anlatıyorsun da Abdüley nerede? Bilmiyorum Memati, telefonu burada. Hem suçlu hem güçlü artist. Memati, büyütme meseleyi. Mesele zaten büyük usta. Allah aşkına sen küçültme. Memati, adam hayatında ilk defa birini sevmiş. Maalesef o da yanlış kişiyi sevdi, ben de. Hata mı hata? Hatamın arkasındayım. O hata olduğunu bile kabul etmiyor usta. İkinizinki de farklı durum Memati. Neyse usta, şu Muro işini konuşalım, beynimizi dağıtalım. Yoksa ben Abdüley'in beynini dağıtacağım. Arabaları ayarlayın, gerisini ben hallederim. Abdüley'le de sen konvoyun başında olun ki İskender Muro'nun orada olduğuna inansın. Efendim anne. İşim var, gelemeyeceğim anne. Gelemeyeceğim diyor. Vallahi kıza çok ayıp. Ben ne yapayım hanım? Evladım, babam biraz rahatsız. Hayırdır, nesi var? Al kendisi söylesin. Eğer buraya gelmezse elimden çekeceğin var bey. La havle ve la... Alo. Geçmiş olsun baba, neyin var? Biraz rahatsızmışım evladım. Ne demekmişim baba? Şey, biliyorsun evladım, annen abartmayı sever. Baba, doktor göndereyim mi? Senden iyi doktor mu olur evladım? Hem annenin rahatsızlığına iyi gelir, hem benimkine. Peki baba. Ne oldu usta? Neyi var Ömer babanın? Babamın nesi var bilmiyorum da Memati. Annemin durumu fena. Hayırdır usta? Takmış kafaya beni evlendirecek. Ben şimdi anlıyorum sen Abdüley'e niye sıkmadın. Niyeymiş Memati? Bir şey yok usta. Kendi kendime düşünüyorum. Ne haber Erhan? İyiyim abi. Ne yapıyorsun? İşin var mı? Var abi.
Boş ver işi, gel bize gidelim. Olur abi. Ne haber Kazım? Ne yaptınız Kazım? Arı düşünsün peteği. Bana ne oğlum petekten? Abi çay. Açarım lan çayınızı ha. Siz içeride çayı demleyin, pişirin. Ondan sonra getirin bizim önümüze koyun. Bir de bacı dedik. Nasıl geçti gününüz Halil İbrahim Bey? İyi. Elvan Hanım. Senin nasıl geçti? Annemdeydim bütün gün. Ona da durumu anlattım. Duygulandı. Ağladı. İçi mi ağladı? Kendi mi ağladı? Tabii ki üzüldüğü taraf var ama... Böyledir diyor bazen takdir-i ilahi. Elvan Hanım. Ben düşündüm taşındım. Zor da olsa bir karar verdim. Tedavi olmuyor mu? Oh, çok şükür. Beni çok mutlu ettiniz. Hele dur ağzıma tıkama lafı Elvan Hanım. Ben arkamda bir yetim bırakmak istemiyorum. Çocuğu aldıralım. Ver açayım ben. Oğlum başımın üstünde yeri var. Misafire hayatta yok demem. Ama biliyorsun ki bir şey var. Erhan'ı niye getiriyorsun? Ne olacak anne? Erhan yabancı mı? Evladım yabancı değildi. Şimdi kızın gözüne sokar gibi... ...bizim oğlumuzun işlerinin de böyle sıkıntıları var demek. Doğru mu peki? Ya ne alakası var anne? Misafir gelmiş kız. Erhan'a koluna ne oldu diyecek hali yok ya. Yok evladım yok. Sen inadına yapıyorsun. Bak kızı beğenmediysen... ...duygularıyla sakın oynama. Anne sen her şeyi yap hazırla... Ondan sonra oğlum kızın duygularıyla oynama. Şimdi ben ne diyeyim içerideki kıza? İçerideki kıza sen bir şey deme.
Bana de. Sen beğendin mi, beğenmedin mi? Siz anaoğlu konuşacaktınız. Kızcağızı niye çağırdınız? Sen niye buraya geldin bey? Otur sohbet et kızla. Anlasın bizim nasıl bir aile olduğumuzu. Baba, ne diyorsun? Ben niye bir şey diyeyim evladım? Sen diyeceksin ne diyeceksen. Demek siz yeni tanıştınız abimle. Evet, bu sabah. Abim biraz çekingendir bu konularda. Sormak istediğiniz bir şey varsa çekinmeyin. Ben cevaplayabilirim. Beni Nazife anne çağırdı aslında. Abinizin geleceğini bilmiyordum. Hadi buyurun sofraya. Ne konuşuyordunuz öyle tatlı tatlı? Benim mutfağa yardım istemediğinizi konuşuyorduk. Evladım, kolay değil Nazife Hanım'ın alışkanlıklarını değiştirmek. 40 yıldır bizi yardıma çağırıyor. Nasıl geçti gününüz? İyi, sizin nasıl geçti? Bizde büyük macera vardı. Herkes birbirine... Kim herkes? Birbirine girdi derken yanlış anlamayın Ömer Baba ve Ebru Hanım. Sevinçten. Anneler hiç gelmiyor mu İstanbul'a Ebru kızım? Geliyorlar. Ama onlar Ankara'ya alışkınlar. Burayı çok sevmiyorlar. Hemen dönmek istiyorlar. Polat da Ankara'da okudu ama bir kere bile götürmedi bizi Ankara'ya. Siz Ankara'da mı okudunuz? Evet. Ne okudunuz? Mülkiye'yi bitirdim. Ben de hukuk okumak istiyordum ama puanım yetmedi. Elif abla hukuk okumuştu değil mi abi? Ama o İstanbul hukukta evladım. Nereden aklına geldiyse şimdi. Ben hep söylerim. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her bir şey bir plan dahilinde gelişir. Bizim Ebru kızımızı tanımamız da öyle oldu. Bu tanışıklığı, arkadaşlığı, hukuku ilerletmek sizin iradenize kalmış. Buyurun hadi. Dalicim, şu anda üzerimde pek fazla nakit yok. Çek yazsam olur mu? Terbiyesiz, dalga mı geçiyorsun benimle? Lan sen bana dalga geçiyorsun. Ben sana doktorların parasını nereden bulayım? Senin Zulanda örgütün paraları vardır. Yok. Oradan ver, sonra çıkar arkadaşından geri alırsın. Ya ne arası, ne zulası? Çıkar o çuvalları, çıkar. Ya başkanım, hakikaten var mı öyle çuval muhabbi şeyler? Var var, dolu. Çil çil altın var. Ah! Delirtmeyin lan beni! Ne işin var senin burada Hüsnü? Şahsi bir mesele var aramızda. Onun için gelmiştim efendim. Neymiş o şahsi mesele? Bu delinin bir tanıdığının bizim tanıdıkta alacağı varmış. Acıdım, yarısını verdim. Şimdi gelmiş bana diyor ki öbür yarısı nerede? Örgütün paraları var efendim. Çuval çuval. Nerede o çuvallar Muru? Baş memati. Görüyorum ki başınızda akıl tutulmuş. Ya ne parası, ne çuvalı, lütfen. Efendim, bir deli bile yurt dışına çıkacağı zaman para tedarik eder. Kusura bakma, senin kadar akıllı olamadık. Nakit yoktu Hüsnü Bey, tablo vardı, o da çatışmada delindi. Sizin nasıl bir dünyanız var da ben buna dahil olamıyorum.
Bir daha gelmeyeceğim buraya. Eğer buraya gelmeyeceksen bu ne senin ne de Memati abinin kararı olmayacak. Abinin kararı olacak. Abdüley defol git dedi. Abi ne diyecek ki üstüne? Seninle ilgili son söz benim sultan. Sıra bana geldiğinde sadece ben konuşacağım. Nereden biliyor Muro'nun benim elimde olduğunu? Çıldırmış mı bunlar? Yıldız, gördün mü bu Turanların gazetesinin yediği haltı? Ben de ona bakıyordum efendim. Adamlar gazetecilik değil, resmen ajanlık yapıyor. Efendim, adamların kimden yana oldukları da belli değil. Bize çakmışlar, Polat'a giydirmişler, size giydirmişler. Şimdi buna tarafsız habercilik mi diyeceğiz Yıldız? Düpedüz savaş bu. Efendim, Turan Bey bizi kale almıyor. Belki sizi dinler. Şimdilik reklamın kötüsü olmaz deyip geçiştireceğim Yıldız ama... Ben işimi hallettikten sonra elbette sıra Turan'a gelecek. Kalk lan oradan. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ya kalk ya da oturduğun koltuğun hakkını ver. Sustur şu adamları. Her gün Fuat Bey'e çakıp duruyorlar. Sen benim koltuğumla uğraşacağına adamına sahip çık. Sokak ortasında fotoğraf çektirmesin. Sanki beni dinliyor. Emati'nin sevgilisi değil mi? Fuat dinlemezse o seni dinler. Lanet olsun sen gibi topuğa. Yürüyün, gidiyoruz. Baş memati, yapacağınız operasyondan emin misiniz? Çok çok ölürsün bro. Onu mu dert edeceğim? Ha 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 ha. Lütfen. Senin gibi bir adamı bırak başkasının öldürmemesi için korumayı, benim öldürememem 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. İşte Alemdar Polat'la senin arandaki fark. O 41 yıl sonrasını düşünüyor, sen 40 yıl yanlış şey düşünüyorsun. Neyin lan? O yüzden o lider, sense... Bense? Çetin, söyle ne olduğunu başbematinin. Lider vekili. Sen de bin lan. Baş Memati abiyle kaderimiz aynı. Baş Memati abi, biz niye bu lüks arabalara binmiyoruz da buna biniyoruz? Ulan nalet olsun senin içindeki bu lüks araba düşkünlüğüne. Gel buraya. Bin lan. Ne var lan? Ne bakıyorsun?
Hangi arabada? Anladım. Ortadaki. Takipte ol. Kendinizi sakın belli etmeyin. Tamam efendim. Hazır olun. Başkanım. Ne var Çatın? Diyelim ki bu krizi atlattık. Ama mebusluk belediye başkanlığı olmadı. Bizi de serbest bıraktılar. Ulan bizi kim serbest bıraktı Çatın? Ya diyelim ki yattık çıktık. Yine de devrimin peşine düşecek miyiz başkanım? Çatın, bu devlet memurluğu mu emekli olasın? Ölene kadar devrime devam. Ya diyelim ki bize devrim yaptırmayacaklar. Yaparım. Gerekirse dönerim köye, evlenirim, devrimi oradan başlatırım. Ya misal sana köyde kız da vermiyorlar. Ulan niye vermesinler? Ben erkek değil miyim? Belki evlisindir diye başkanım. Ulan teneke, evli olsam niye kız isteyeyim? Ya misal senin haberin yokmuş. Mesela devrimci Rus kadınlarıyla. Ulan sizin bu derdiniz ancak sinemada olur. Ve şu kadarını söylüyorum. Biz operde ya biraz ağır geliriz. Peki başkanım oldu diyelim. Kaç seyredilir sence? Ulan yıkar geçeriz. İçinde insan sevgisi olan herkes gelse... 10 milyon gelir mi diyorsun başkanım? Hey! 10 milyon nedir oğlum? 10 milyon benim bir hareketime bak. Bundi. 10 milyon. Vay be. Girdiler. Anlaşıldı. Operasyon başarıyla tamamlandı. Gözlerinden öperim Zeki.
Ben bile öldüm zannettim. Umarım İskender yaptığımız numarayı yemiştir bunu. Yani ben yedikten sonra o üzerine bir bardak su da içmiştir. Lanet olası derin kebap. Efendim, tünele girdiler. Anlaşıldı. Hazır olun. Şimdi ne yapacağız? Bir süre ortalıkta görünmeyeceksiniz. Bir süre derken? Ne diyorsun Abdüley? Yedi mi İskender? Artistlik yapmadan bir şey sorduk cevap ver. Artistlik sen yapıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Bir derdin varsa gel benimle hallet. Niye sultana gidiyorsun? Yok tepsiyi mepsiyi devirmeler. Laf söylemeler. Şu arabadan bir inelim, seninle derdimi halledeceğim ben. (Gülüyor)